Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben İzzet Alşan. Bu dersimize yine shape'lere devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle shape'lere gelelim. Buradan bir tane line oluşturalım. Şöyle ekranıma tıklıyorum. Alt W yaparak aktif ekranı bir büyütelim. Şimdi arkadaşlar burada line'ı dediğim gibi çok sık kullanacağız biz. Line'ı oluştururken kullandığımız bazı metotlar var. Bunlardan size bahsedeceğim. Kısa yollar vesaire var. Şimdi bir tane çizgi çiziyorum şu an. Bakın şöyle çizdim. Tek tıklamayla tek bir nokta attığını görüyorsunuz şu şekilde. Ve bu noktaların keskin olduğunun farkındasınızdır. Şu şekilde. Eğer ben daha yumuşak bir geçişli çizgi çizmek istiyorsam ne yapacağım? Basılı tutacağım arkadaşlar. Bakın mouse'a basılı tuttuğumda şu şekilde Bezier Curve adı verilen bir Bezier çizgisi çiziyoruz. Yani daha bir eğri çizgi şeklinde arkadaşlar. Ve bu eğri görüyorsunuz daha keskin hatlarda değil de şöyle. Daha oval hatlarda gerçekleşiyor. Bunun için bu Bezier'ın nereden geldiğini ya da ne olduğunu merak ederseniz arkadaşlar şey yapmanız yeterli. Bezier eğrisi yazmanız yeterli. Bu özellikle Fransız bir matematikçinin olması lazım. Pierre Bezier diye yanlış hatırlamıyorsam bulduğu bir eğri yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım buralarda şöyle Bezier eğrisi şeklinde bakalım. Bilgisayar grafiklerinde özellikle kullandığımız bir özellik arkadaşlar. Evet, Fransız matematikçiden geliyor gördüğünüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam Pierre Bezier'di. Soyadı Bezier. Bunu incelersiniz arkadaşlar. Yani 3D Max'teki Bezier işte olsun, diğer şeyler olsun, tamamen matematikle alakalı, işte fizikle alakalı konulardan oluşuyor. Dolayısıyla emin olun, yani şurada biz bu işlemleri yaparken arkada müthiş bir matematik var arkadaşlar. Kodlardan oluşan, algoritmadan oluşan. Dolayısıyla bizim burada bu şekilde kolaylıkla çizim yapmamızı sağlıyor bunlar. Bunu anlatmamın sebebi ne? Yani burada çizdiğimiz çizgilerin çoğunun işte veya neredeyse hepsinin özel hatlarının gerçek hayatla örtüştüğünü, gerçek hayattan geldiğini göstermek için bunu sizlere gösterdim. Biz buna Bezier eğrisi diyoruz, tekrardan söylüyorum. Zaten göreceksiniz birazdan. Şurada bakın drag tip altında çizgiyi göreceksiniz. Bezier şeklinde görebilirsiniz. Zaten 3 tip var. Corner, Smooth, Bezier. Smooth'la Bezier arasındaki farktan da bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir çizgi daha çizelim. Çizdim. Yine basılı tuttum şöyle. Tekrar buradan da basılı tuttum. Şöyle geldim. Bu çizgiyi kapatmak istiyorsam başladığım noktaya gidip tıklamam lazım. Bu tıklama işleminde Close Spline diye bir uyarı verir bize. Ve ben buna evet diyorum. Evet dediğimde bu artık kapalı bir yüzey haline geldi. Kapalı bir çizgi haline geldi. Dolayısıyla buna çeşitli modifiyeler vesaireler uygulayabilirim rahatlıkla. Kat planı çizerken vesaire de bunları da kullanacağız. Tekrar çizelim. Şimdi şöyle geliyorum. Örnek veriyorum, şu kısmı yanlış yaptım diyelim. Bu bölümü yanlış yaptım diyelim. Geri gelmek için ne yapmanız gerekiyor? Enter tuşunun üstünde bulunan Backspace tuşuna bastığınızda adımı geri alacaktır arkadaşlar. Bakın Backspace'e basılı tutuyorum. Daha doğrusu bas check yapıyorum. Şu şekilde geri gelebiliyorum. Tıkladım tekrardan. Şu şekilde görüyorsunuz. Daha önceki versiyonlarda, eski versiyonlarda ben bu şekilde çizgi çizdiğimde mouse'un orta tuşuna basıp gezmeye kalktığımda çizgi bitiyordu arkadaşlar. Yani komuttan çıkıyordu. Bu hatanın daha sonra önüne geçtiler. Bu çünkü başkalarına göre hata olmayabilir ama bana göre bir hata. Çünkü ben ekranda çizim yaparken geri gelip veya ekranda gezmem gerekebiliyor. Bu komuttan çıkması benim için uygun bir yöntem değil. Bunu düzelttiler arkadaşlar. Şu an ekranda ben geçsem de şöyle problemsizce komuttan çıkış yapmıyor. Geldim şu şekilde ve kapattım. Evet dedim. Şimdi hep eğrilerden konuştuk. Düz çizgi nasıl çizeriz? Bu konuya gelecek olursak tıkladım. Shift'e basılı tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90 derecelik çizgiler halinde rahatlıkla çizebiliyorum. Şöyle. Sonucu da şöyle yaklaşıp tıkladım. Evet dedim. Bakın şöyle bir şekil oluşturdum tamamen kafadan. Shift tuşu da ne yapıyormuş? Bu şekilde düz çizgiler çizebiliyormuşuz. Tamam. Şimdi buradan Modify bölümüne gelelim. Modify bölümü altında yer alan özellikleri inceleyeceğiz. Şimdi ben şöyle bir işlem yapacağım. Bakın ekranımı şöyle tuttum. Sola doğru
çekeceğim. Şu şekilde bakın. Gördünüz mü? Bu çekme işleminde ikinci bölüm yan tarafa gelecek. Evet. Yeterli. Bu ikinci bölüm dediğim kısım aslında kapatırsak şu alttaki geometri bölümü arkadaşlar. Şimdi bizim göreceğimiz sekmeler şunlar. Genel olarak bahsedeceğim zaten. İnceleyeceğiz hepsini. Rendering altında Enable in Renderer ve Enable in Viewport var arkadaşlar. Peki bu nedir bu komut? Enable in Renderer, Enable in Viewport. Bakın yaklaşınca line'ı görebilir hale geliyorum. Arkadaşlar bu Enable in Renderer, bakın işaretli olursa Render'da gösterir çizgiyi. Şimdi normal şartlarda ben Render tuşuna basarsam şöyle, bakın hiçbir şey göremiyorum Render'da. Enable in Renderer yaptığımda çizgiyi görebilir hale geldim. Viewport'ları görmek için, yani çalışma ekranında görebilmek için Enable in Viewport diyorum. Bu şekilde çalışma ekranında da görebileceğim. Burada Generate Mapping Coordinates kısmı şu an sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Real World Map Size kısmı vesaire var. Bunlar şu an sizi ilgilendirmiyor. İlerleyen zamanlarda bahsedebileceğimiz konular. Thickness'a bakalım. Burada çizginin iki tipi var arkadaşlar. Bir Radial, bir de Rectangular. Yani dörtgensel, yani bir şekil. Ya da Radial. Buradan kastı ne arkadaşlar? Şu. Yaklaşıyorum bakın 1 santim. Bunu 10 yapıyorum. Şu hatları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar oval hatlarda şu an. Size'dan görebiliriz. Bakın şuradan sayısını arttırabiliyorum. Rectangular ise arkadaşlar böyle daha keskin, karesel bir şekil çıkıyor ortaya. Atıyorum 20'ye 20 gibisinden. Şu şekilde oluşturabiliyoruz. Mesela biz yolları line'larla yapıyoruz. Kaldırımları line'larla yapıyoruz. Mimari modelleme için konuşuyorum. Örnek veriyorum. Ya da 2 boyuttan 3 boyuta çevireceğimiz bir obje varsa onu line'la yapabiliyoruz. Line'ın kullanım alanı gerçekten çok fazla. Burada angle değeri var arkadaşlar. Açı. Şuradan yaklaşınca az çok belli olur. Şöyle görebilirsiniz. Aspect oranı var arkadaşlar. Bunu sabitlediğinizde 1'de, alt tarafı da üst tarafı da değiştirdiğinizde otomatik olarak eşit değerlerde değişecektir. Auto-smooth özelliği var. Bunu auto-smooth aktif olacak arkadaşlar. Mutlaka. Auto-smooth aktif olmazsa şu şekilde göreceğiz. Görüyorsunuz. Burada ne yapıyoruz? Auto-smooth özelliğini aktif hale getiriyoruz. Auto-smooth aktif değilken smooth'u deneyelim. Bakalım. Buradan diğeri de 45 yapalım. Gördüğünüz gibi pek bir etkisi olmadı şu an. Kapattım. Smoothing gruplardan seçtim. Buradan da etkisi olmadı. Şu an mesela bizim uyguladığımız smooth bizim bu objemizi düzeltecek mi diye baktım. Herhangi bir düzeltme gerçekleştirmedi. Dolayısıyla burada kendi içindeki auto-smooth'u kullanacağız. Threshold değeri 40 olarak kalabilir. Kapatıyorum. Interpolation sekmesi. Bunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Çemberde bakmıştık. Özellikle gösterebilmek adına. Selection menüsü. Bizi ilgilendiren en önemli kısımlardan bir tanesi burası arkadaşlar. Selection menüsü. Selection menüsü altında vertexler var. Vertex dediğimiz şeyler noktacıklar arkadaşlar. Bakın şurada bulunan noktacıklar. Şu an birleşim yeri görünmüyor. Eğer ben viewport'ta kapatırsam şöyle ve tekrardan buradan tıklarsam göreceksiniz. Şurada görmüş olduğunuz vertexler. Bunları seçip hareket ettirebiliyorum ben. Yani hani illa böyle olacak bir şey söz konusu değil. Seçip hareket ettirebiliyorum. Şimdi seçip hareket ettirebiliyorum. Aklınıza şu gelmiş olabilir şu an sizin. Mesela seçip hareket ettirebildiğimiz bu köşeyi ben aslında oval hatlarda oluşturmak istiyorum derseniz bunu yapabilmenizin birden fazla yolu var. Ben ilk olarak şunu göstereceğim. Sağ tuş menüsünü sağ tıklayacağım. Bakın seçiliyken verteximiz sağ tıklıyorum. Sağ tıklayınca burada bana Bezier Corner, Bezier Corner ve Smooth seçeneklerini sunuyor. Smooth arkadaşlar şöyle hemen ovalleştirir o bölümü. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Smooth'la Bezier'in farkından bahsetmiştim. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Buradan Bezier'i seçiyorum. Bakın Bezier'i seçtiğimde eğriyi değiştirebilmem için iki tane, bir tane referans çizgisi var şurada görmüş olduğunuz. Teğet çizgi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu teğet çizgisini oynatarak şu şekilde ben eğriyi değiştirebiliyorum. Smooth'la bunu yapabiliyor muydum? Hayır. Yapamıyorum bakın. Smooth'u seçince etrafında bir şey yok. Ama Bezier'i seçince çıkıyor. Peki Bezier Corner'dan bahsedelim. Sağ tıkladım. Bezier Corner'ı seçtim. Bakın Bezier Corner'da yine teğet çizgilerimiz çıktı ama köşe nokta arkadaşlar sabit kalacak şekilde şu şekilde köşeli bir şekilde ovalleştirebiliyoruz, yumuşatabiliyoruz. Bezier etkisi verebiliyoruz. Bezier Corner'da böyle, yani şu nokta arkadaşlar sabit kalıyor. Ben bunu mesela Bezier Corner'a çevirirsem şöyle göreceksiniz. Bakın
Yani buradaki T çizgimizi ikiye bölmüşüz gibi düşünün. Referans vertexten itibaren ikiye bölmüşüz gibi. Bunu tekrardan bezel yapalım. Corner ne? Corner da zaten arkadaşlar benim seçtiğim şu kısımlar zaten corner, köşeli. Zaten çizerken hani tıklayıp çizmiştik ya. Bu tıklayıp çizme işlemi zaten bizim bu line'ımızın vertexini corner'lı, köşeli çizmiş olmasını sağlıyor. Bu şekilde arkadaşlar vertexlerimizi bu şekilde hareket ettirebiliyoruz ve bu şekilde de dediğim gibi değiştirebiliyoruz. Peki segment altından bir bakalım. Segment, şuna tıklıyorum arkadaşlar. Burası neresi? İki vertex arasındaki bölüm arkadaşlar. İki vertex arasındaki bölüm. Bunları da hareket ettirebiliriz. Peki buradaki spline ne? Spline'dan kastımız da objenin tamamı arkadaşlar. Seçiyoruz. Bakın objenin tamamı. Yani neymiş? Objenin tamamı spline'dı. Sonrasında segment iki vertex arasında kalan kısımdı. Vertex ise arkadaşlar buradaki noktacıklarımızdı. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar yeterli. Bir sonraki derste yine detayları incelemeye devam edeceğiz. Bunları görmüş olmanız şu an yeterli. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.